Kadıga TV ekranlardan herkese hayırlı akşamlar değerli izleyiciler. Genç Fikir programıyla yeniden karşınızdayız. Bu haftaki konumuz özelleştirmeler ile olacak. Ancak konumuza geçmeden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi rahmetli Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümü bugün. Onu burada rahmetle yad ediyoruz. Kısa bir videomuz var. Yönetmenimden videoyu istiyorum. Zübeyde Hanım çok temiz, yaratılışa malik, dindar bir kişiliği olan. Bugün bazı eserleri okudum. Ne hikmetse o Molla Zübeyde'ye akıllı olduğu için Molla lakabı takıldı şeklindeki yakıştırması çok yanlış. Molla Zübeyde gerçekten Molla. Allah'ın sevgili bir dost kulu. Onun için ona Molla Zübeyde ünvanı verildi. Rıfat Efendi Hazretleri'nin dergahında senelerce hizmet etmiş, dergahta adeta saçlarını süpürge etmiştir. Böyle dini bütün bir insan, Allah şefaatinden ayırmasın. Evet, Molla Zübeyde Hanım rahmetle tekrar anıyoruz. Şimdi konuklarımı tanıtmak için şöyle sol tarafıma dönüyorum ve Haydar Ergan Bey'e hoş geldiniz diliyorum. Hoş bulduk. Haydar Salih Altunbaş Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyiciler, dediğim gibi özelleştirmeler hakkında bu hafta konuşacağız. Özelleştirmeler deyince akla ne geliyor? Önce buna bir bakacağız. Daha sonra ülkemizde yapılan özelleştirmeler nelerdir, bunlardan biraz bahsedeceğiz. Ülkenin gelişebilmesi ve ileriye taşınabilmesi adına aslında hep söylenen yerli ve milli olayında özelleştirmeler gerçekten bu yerli ve milliliği karşılıyor mu yoksa karşılamıyor mu? Buraya bakacağız. Güzel bir program bizi bekliyor diyelim. Evet, Aydan Salih Altınbaş Bey, her hafta olduğu gibi bu hafta sizden başlayalım. Ne diyorsunuz? Söyle, topu o zaman şu an size bırakıyorum. Ben öncelikle bizi takip edenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Merhum Zübeyde annemizi de rahmetle, minnetle anıyorum. Çünkü minnetle diyorum, bize Atatürk gibi bir değeri kazandıran bir annemiz olduğu için bir kez daha ellerinden öpüyorum. Bunun yanı sıra Ümit Bey bu hafta aramızda yok. Kendisi hasta. Ona da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Özelleştirmeler dediniz. Şimdi bu özelleştirilen firmalara baktığımız zaman bunların birçoğunun aslında biz Atatürk döneminden bize miras kaldığını görüyoruz. Ve ben de konuşmamı aslında Atatürk'ün neler yaptığı, bu özelleştirilebilecek kadar çok sayıda, çünkü 20 yıldır bir özelleştirmedir almış gidiyor. Evet. Bu kadar fazla bu işletmeleri niye kurmuş, nasıl kurmuş, buradan bir girizgah yapmak istiyorum. Hem de dediğim gibi Zübeyde Hanım'ın da o yetiştirdiği biricik evladının da neler yapmış olduğunu biz daha iyi anlayalım. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke diye başlıyor ya Atatürk sözlerine. Oradan itibaren yaptıklarını tek tek anlatıyor. Ben onun sözleriyle aslında başlamak istiyorum Burak Bey. Diyor ki 31'de yaptığı bir konuşmadır yanlış hatırlamıyorsam tarihini. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız devrimler. İşte Türk genel devriminin kısa bir deyimi diye başlıyor ve aslında vermiş olduğu ta işte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmayla başlayıp 38 yılına yani vefatına erişinceye kadar neler yaptığının çok kısa bir özeti aslında bu. Evet. Atatürk pek çok alanda devrimler gerçekleştiriyor. İşte sosyal alanda, dini alanda, ekonomik alanda, siyasi alanda, askeri alanda vesaire vesaire, ama bunların totaline baktığınız zaman bence en büyük devrimi ekonomi alanında yapıyor. Çünkü Osmanlı'dan alınan bir, devralınan bir enkaz var. Evet. Ve 23 yılında işte bu enkazı devraldıktan sonra bakıyor ki Atatürk, ya biz tamam bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdik, bağımsızlığımızı elde ettik ama önümüzdeki yıllarda da veya bu kurduğumuz cumhuriyetin payidar olabilmesi için bizim ekonomik bağımsızlığımızı elde etmemiz gerekiyor diyor
ve bununla ilgili atılımlara geçiyor. Bunu çok önemsiyor Atatürk. Bakın bununla ilgili de bir sözü var. Onu da hemen alıntılamış olayım. Ekonomik kalkınma Türkiye'nin özgür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha gönençli Türkiye ülküsünün bel kemiğidir diyor. Ekonomiyi bu kadar önemsiyor işte Atatürk. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını payidar kılacak olan ana direk nedir? Ekonomidir diyor. Kesinlikle. Ve bununla ilgili çalışmalar yapmaya başlıyor. Ve şöyle bir şey var Atatürk'ün politikasında genel olarak nedir? Ülkemizdeki kaynakları kullanıyor. Yerli ve milli kaynaklar, hani bugün de çok dillere pelesenk olmuştur. Yerli ve milli kaynakları kullanarak üretim yapıyor, halkın refah seviyesini arttırıyor ve tüketimi desteklemiş oluyor tabii ki. Ve birçok ilke, birçok başarıya imza atıyor. Bakın bunlardan ben aşağı yukarı 20 tanesini aldım. Yönetmenim de zaten jenerikte veriyor. Bakın her fabrika bir kaledir mantığıyla hareket ederek yola çıkıyor Atatürk ve şunları kuruyor. Kısaca hemen bunları da bahsetmiş olalım. Ankara Fişek Fabrikası 24, Gölcük Tersanesi 24, Şakir Zümre Fabrikası 25 ki bu çok önemli motorlar vesaireleri de üretiyordu. Bu Şakir Zümre Fabrikası sonradan devletin buna vermiş olduğu destek çekildiği için sobacılığa kadar düşüyor. Eskişehir Hava Tamirhanesi, Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, bakın bunlar daha yeni satıldı. Kırıkkale Mühimmat Fabrikası, Bünyan Dokuma Fabrikası, Eskişehir Kremit Fabrikası, işte İstanbul Otomotiv Montaj Fabrikası, bakın Otomotiv Montaj Fabrikası. Otomotiv üretemesek bile otomobil, o dönemde montaj fabrikası kuracak bir vizyona sahip Atatürk. Yine Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikaları, yine Turhal Şeker Fabrikaları, Konya Ereğli Bez Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası gibi vesaire vesaire yüzlerce işletme kuruyor Atatürk. Ve bu işletmelerde Türk işçileri çalışıyor, bir yandan istihdam sağlıyor, bir yandan da Osmanlı'dan mirası almış olduğu ne var? Bir insanlarda bir yoksulluk var, bir sefalet var. Ha bunu da Atatürk ortadan bu şekilde kaldırmış oluyor. Ve çok ciddi bir büyüme rakamı da elde ediyor. Yani o benim bildiğim, lafınızı kesiyorum Haydar Bey, ama o büyüme dünya tarihinde yani yakalanamayan bir ekonomik büyüme. Ve 29... sıfır noktasında değil. Yani demin dediğiniz gibi Osmanlı'dan kalan çok büyük bir enkaz var. Büyük bir borç var ve eksiden gelip çok kısa bir zaman, yani 10 yıl gibi kısa bir zaman dilimini atladıktan sonra hani Avrupa'yla yarışır bir seviye, hatta onları bir geride bırakacak şeyi yapıyor. Seviye noktalara geliyor. Yani uçak, bu ülke uçak ürettiriyor. Uçak şeyi yapıyor, yani ihracatı yapıyor mesela, düşünebiliyor musunuz? Demin dediğiniz işte örneğiniz araba montaj, yani o yıllarda Türkiye arabayı çok güzel bir şekilde montajlayıp yapabilme kabiliyeti sağlıyor. Ya tam bir delikanlı. Bakın Osmanlı borcunu mesela reddetmiyor. Hepsini üstleniyor ve diyor ki ben bunu ödeyeceğim yani. Ve tamamını, borcunu ödüyor. Son takside hatta Özal döneminde ödendiğini biliyorum ben. Yani böyle atılımlar gerçekleştiriyor Atatürk ve o dönemde dediğiniz gibi 29 ekonomik buhranından da etkilenmeyen bir Türkiye görüyoruz. Yani evet. Neden? Çünkü kendi ürününü, kendi ihtiyacını giderebildiği için, hani meşhur bir laf vardı ya işte yedi ülkeden, evet, biri. Ha bunu yapabildiği için ekonomik dalgalanmalardan, krizlerden etkilenmeyen bir Türkiye görüyoruz biz o dönemde. Ha aradan 80-85 sene geçiyor. İşte 2000'li yılların başına geliyoruz. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir cumhuriyette bir parti iktidara geliyor. Ve bu parti Atatürk'ün tabiri caizse uygulamış olduğu ekonomi modelini bir tarafa bırakıyor. Diyorlar ki biz liberal bir ekonomi anlayışı uygulayacağız. Günümüzün ekonomi anlayışı budur. Bu en güzelidir, en iyisidir. Avrupa bundan şöyle faydalar elde etmiştir. Amerika bundan şöyle güzellikler elde etmiştir. Biz de bunu uygulayacağız diyor. Ve bu liberal anlayışla ne diyor? Ya devlet diyor hiç kumaş üretir mi kardeşim? Ya devlet ayakkabı üretir mi? Kapatın şu Sümerbank. Ya devlet demir çelik işiyle ne işi var devletin? Piyasadan ne anlar? Kapatalım veya özelleştirelim demir çelik fabrikalarını. Devlet şeker üretecek kardeşim. Biz ne anlarız şeker üretmekten devlet olarak? Kapatalım, özelleştirelim bu şeker fabrikalarını diye
İşte kömürü özelleştir, şekeri özelleştir, ne bileyim demir çeliği özelleştir. Hepsini yabancı menşeli Türk taşeron firmalarına veriyorsun. Ardından bizi ne bekliyor? Zamlar bekliyor, pahalılık bekliyor. Kur, döviz kurundaki dalgalanmaların etkilediği bir ülke bekliyor. En kırılgan beşliğe sokulan bir Türkiye sonucu bekliyor. E bizi başka ne bekliyor? Sürekli geçim sıkıntısı yaşayan bir halk bekliyor bunu, bu işin sonunda. Çünkü bu insanların, yani Hüseyin Başbey de çok güzel ifade etmişti. Bu insanların ekonomik anlayışı bu. Siz buna oy verdiniz. Bu insanların ekonomik anlayışı liberal ekonomi anlayışı ve bu insanlar bu anlayışı uygulayacaklarını söyleyerek iktidara gelen insanlar. Şimdi kalkıp diyorsunuz ki işte biz geçinemiyoruz. Bunu ben söylüyorum tabii. Şimdi kalkıp diyorsunuz ki biz geçinemiyoruz. Ama bu adamların anlayışı bu. Geliyoruz muhalefete baktığınız zaman. Onlar ne diyor? Ya işte bu, siz dış piyasalarda yeterince güvenilir değilsiniz. Biz iktidara gelirsek daha düşük faizli kredi alacağız. Bu işi bir şekilde sülvanse edeceğiz. Veya ne diyorlar? Yine ya siz çok savurgan davranıyorsunuz. Bir israf ekonomisi var maalesef Türkiye'de. Biz bunu engelleyeceğiz. Biz de yine liberal ekonomi anlayışını uygulayacağız ama bu kadar savurganlık yapmayacağız. Ya iktidarın tek problemi savurganlık yapması mı? Değil. İktidarın aslında sıkıntısı ne? Yine geçen haftaki programa da değinmiş olalım. Haydar Başbey ne diyordu? Bundan 15 sene önce yaptığı bir konuşmada. Diyordu ki devletin, şu andaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en temelde 3 tane gelir kalemi var. Nedir bunlar? Birincisi vergiler. İkincisi işletmeler. Üçüncüsü de kitler. Maden kaynakları ve kitler. Yani kamu iktisadi teşebbüsleri. Şimdi sen kamu iktisadi teşebbüslerini özelleştiriyorsun. Sen madenlerini 3-5 kuruşa Amerikalıya şuna buna satıyorsun işte. Nedir? Altınınız gidip Çalık grubuna, Koza grubuna veriyorsun. Onlar götürüyorlar Kanada'ya. Bunun kaymağını uyuyorlar. Ne bileyim, senin ülkende doğalgaz çıkıyor. Tekirdağ'da mesela doğalgaz çıkıyor. Sen bunu Amerikalı firmaya veriyorsun. %1-2 alıyorsun. Bu iki gelir kaynağını kaybettin. Ne oluyor? Vergiler. Bu sefer insanlar diyorlar ki ya biz niye vergi yükü altında eziliyoruz? Niye biz ÖTV ödüyoruz? Niye şunu yapıyoruz? Niye bunu yapıyoruz? Sen üretmedikten sonra, sen kendi öz kaynağını kendin kullanmadıktan sonra kesinlikle bu pahalılık olmaması mümkün mü? Bakın Hüseyin Başbey'in 10 gündür aşağı yukarı 10-15 gündür gündemine aldığı bir konudur bu özelleştirmeler. Onunla ilgili de çok çarpıcı tweetler atıyor. Ben bu özelleştirmelerle alakalı bir çiftçiler özellikle bundan çok mağduriyet yaşıyorlar. Onunla ilgili tweetlerini aldım. Bununla ilgili de bir misal vermiş olayım. Şöyle diyor Hüseyin Başbey. Gemlik Gübre Fabrikası 2005 yılında kasasında 25 milyon dolar nakit alacağı 150 milyon dolar değerindeki gayrimenkulü, 370 milyon dolar değerinde amonyak tesisi, 50 milyon dolarlık iskelesi, 50 milyon dolarlık sosyal tesisleriyle sadece, bu geçen hafta da bahsettik ya, 200'e değil 100'e değil, hani 5 kavanoz bal fiyatına, evet, demişti Ümit Bey, kulaklar, evet, çınlasın. 83.1 milyon dolara Yıldırım grubuna satıldı. Yine bunları neden söylediğimi de izah edeceğim birazdan. İstanbul Gübre Sanayi AŞ 2004 yılında 400 milyon dolar değeriyle kasasında 25 milyon dolar nakitle, Kocaeli'de 30 milyon dolarlık iskelesiyle, 9 milyon dolarlık sosyal tesisleriyle sadece 100 milyon dolara Yıldızlar Holding'e satıldı. Bu firmalar da aldılar bunları. Devletin yararına, milletin yararına kullanacak halleri yok ya. Aldılar. Ya kapattılar ya veya da millete pahalı bir şekilde bu gübreleri satmaya başladılar. Sonra da ne oldu? Sonra da şöyle haberler çıkmaya başladı ülkemizde. Bu dediğimiz şeyler işte 2004-2005 yıllarında yapılan özelleştirmeler. Hüseyin Başbey'in değindikleri. Şöyle haberler çıkıyor. Gübrede uçuk zam. Bir tonu ile
3 dönüm arazi satın alınabiliyormuş gübrenin. 1 tonuyla 3 dönüm arazi satın alabiliyorsunuz. Ve açıklamasında şöyle yazıyor. Diyor ki gübre fiyatları Anadolu'daki ekilebilir arazi fiyatlarını solladı. ZMO yani işte Ziraat Odaları Başkanı diyor ki Şanlıurfa Şube Müdürü diyor ki Urfa'da 1 dönüm arazi yaklaşık fiyatı 15 bin lirayken 1 ton gübrenin fiyatı 17.100 liraya çıktı diyor. Ve diyor bu şartlar altında çiftçinin üretim yapması maalesef ki mümkün değil. Yine bu fosfattan da aynı zamanda biliyorsunuz gübre üretiliyor Burak Bey. Evet. Hüseyin Başbey ona da değinen bir tweet atmıştı. Şöyle söylüyor. Diyor ki Mardin Mazı'da fosfat fabrikası 2011 yılında 350 milyon dolar değerindeki gayrimenkulü 10 milyon dolar değerindeki rezervi ile 28 milyon dolara Cengiz Ciner ortaklığına satıldı. Geri alacağız diyor. Ama işte bu gübre fabrikaları, fosfat fabrikaları, amonyum nitrat vesaire bunlar satılıyor. Sonra da biz şunu görüyoruz. 10 yılda gübre fiyatları %1345 arttı. 10 yılda. 1345 arttı. İnsanlar artık üretemeyecek duruma getirildi maalesef. Bakın bu bir kalem, bu tarım. Ki %500 diyorsunuz ama o %800 şu an. Yok 10 yılda %1345 arttı. He 1340. Son dönemdekini ben kastediyorum. Yani bizi bu özelleştirmeler hangi noktaya getirdi? Zamlara getirdi bu özelleştirmeler. Hayatımızı idame ettiremeyecek standartlara bizi geriletti maalesef. Ha, işte az önce de söylediğimiz gibi bakıyoruz, araştırıyoruz, ediyoruz. Bir hasta misali verelim. Hani bir ortada bir hasta var, hasta bir Türkiye var. Bu Türkiye'nin problemleri var. İktidar diyor ki ya biz bu problemleri, yani biz bunları görmezden gelelim ya. Bu problemlere biz bakmıyoruz diyor. Muhalefet diyor ki ya niye bakmıyorsun diyor sen bu problemlere. Adamı diyor ağrı kesici versene. Ver adamı ağrı kesiciyi diyor. Ver işte uyuşturucu ilaçları diyor. Bir müddet daha devam eder. En fazla bu kadar çözüm sağlayabiliyor. Ama Haydar Başbey çıkıyor diyor ki siz sağlığa dair programı da yapıyorsunuz. Semptomdan teşhise, teşhisten tedaviye. Ben diyor 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün ekonomik sıkıntılarını tahlil ettim. Ticaretimde tahlil ettim, hayatımda tahlil ettim, şurada tahlil ettim, burada tahlil ettim ve 30 yılın murakabesini, muhasebesini, tutanağını tuttuğum bir eser kaleme aldım. Nedir o eser? Milli Ekonomi Modeli eseri. Bunlar kendi sözleridir. Ve bu eser diyor Haydar Başbey, aslında diyor bundan bir yüzyıl önce Atatürk'ün uyguladığı eserdir. Bundan belki 14 asır önce işte İmam Ali'nin uyguladığı iktisat modelidir. Ve bu iktisat modeli ne diyor? Mesela madenler konusunda ne diyor? Biz bu madenleri diyor özelleştirip bunun kaymağını yurt dışındaki firmalara yedirmektense bunları diyor devlet millet ortaklığıyla işleyelim evet. Ve ülkemizin kalkınması için kullanalım. Milletimizin refahı için kullanalım. Bakın maden politikası ile ilgili de Milli Ekonomi Modeli'nin 571. sayfasından ben bir alıntı yapayım. Diyor ki Haydar Başbey madenlerin öneminden şu şekilde bahsediyor. Madenler bir devletin kalkınmasında, uluslararası itibarının yükselmesinde tarih boyunca büyük bir rol oynamıştır. Dolayısıyla diyor madencilik konusunda yapılacak olan en ufak bir ihmalin ülkelerin iktisadi kalkınma hareketine ağır bir darbe bulması kaçınılmazdır. Bakın biz bugün bunu yaşıyoruz maalesef. Haydar Başbey'in işte 2005 yılında yazdığı akıbeti biz bugün yaşıyoruz. Ve Atatürk'ten yine bir alıntı yapıyor Haydar Başbey. Şöyle söylüyor diyor ki, Türkiye'de devlet madenciliği milli kalkınma hareketiyle yakından alakalı mühim mevzulardan biridir. Bakın devlet madenciliği diyor Atatürk. Haydar Başbey de aslında bunu savunuyor. Devlet millet ortaklığıyla diyor biz bu madenlerimizi işleyelim, bunları özelleştirmeyelim. Ha burada özelleştirmeye karşıyız, özelleştirme olmasın, tamamen her şeyi devlet yapsın mantığı yok. Devlet bu devletin belli alanlarda olması gerektiği mantığı var. Ve bu sayede de devletin, çünkü serbest piyasa, serbest piyasa deyip duruyor bazı kesimler. Serbest piyasa dediğiniz Hüseyin Başbey'in tabiriyle piyasanın bazı tekellerin eline verilmesidir. Mesela sarı siteden bahsediyor. Ümit Bey de çok buna değinir.
Diyor ki taşınır taşınmaz işte yani arazilerin, arabaların fiyatlarını bir tanesi de belirliyor Türkiye'de. Bu tekel değil de nedir? Yine gıda sektöründe üç harfli biliyorsunuz marketler var. Öcü ilan edildiler ama tekelleştirildiler. Bütün gücü topladılar evet. Yani siz serbest piyasa serbest piyasa dediğiniz ülkeyi bu akıbete getiriyor. Doğru. Ha, Hüseyin Başbey'in söylemeye çalıştığı hatta en güzel şekilde aslında ifade ettiği şey nedir? Diyor ki ben işte merhum Profesör Doktor Haydar Başbey'in uyguladığı, babamın uyguladığı diyor bir sistem var. Şey babamın yazdığı, kaleme aldığı bir sistem var. Ve biz bu sistemle birlikte bu liberal anlayışı, bu kapitalist anlayışı bir kenara atacağız. Aslında bir yüzyıl önce az önce söylediğimiz gibi Atatürk'ün uyguladığı bir sistemi ortaya koyarak bu ülkenin, bu milletin kalkınmasını sağlayacağız. Bu milletin refahını sağlayacağız. En iyi şekilde yaşamasını temin edeceğiz diyor. Ve ben son bir şeyle bitireyim. Haydar Başbey'in milli devlet tanımı benim çok hoşuma gider. Orada da özelleştirme mantığına karşı bir mantık var. Hemen onu da ifade edip bitiriyorum. Diyor ki Haydar Başbey, milli devlet temelini milletlerin tarihindeki değerlerinden alan, başka ülkeleri taklitten uzak olan ve diyor milli ekonomi modeline sahip madenlerini devlet-millet ortaklığıyla işleyerek ülkenin refahına, milletin refahına kullanan devlettir diyor kısaca. Tanım çok uzun ama diyor Haydar Başbey. Ve ben de diyorum ki yani umarım milli ekonomi modeli bu ülkede uygulanır da bizi daha güzel refah içerisinde günler bekler diyorum. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. Evet teşekkür ediyorum Haydar Bey. Yani en son okuduğunuz zaten işin özeti çok önemli. Yani bu burada bir düşünce yapısı var. Yani konuştuklarınızı biraz baz aldığımda ben şunu söyleyebilirim. Yani 2000'li yılların başında kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. 7 ülkeden biriydik derken bunun bir altyapısı, bir geçmişi var. Yani Atatürk yine lafınızda dediğiniz gibi öyle bir ekonomik büyüme ve gelişme yaşatıyor ülkeye ki ülke 100 yıla yakın bir süre geçtikten sonra yani kendi kendine yetiyor. Bunun yakın zamanda örneğini ben şu şekilde verebilirim. Biliyorsunuz koronavirüs Çin'de çıktıktan sonra bütün dünya özellikle Amerika ona bir ambargo uyguluyor. Yani ilişkileri kesiyor, sınırı kapatıyor. Çin ne yapıyor? Ben diyor kendi kendime yeterim diyor. Ama bunun da bir altyapısı var. Bunun 100 sene önce bunu Gazi Mustafa Atatürk yapıyor. Bugün Çin biliyorsunuz Haydar Başbey'in milli ekonomi modeli sistemini uygulamaya başladıktan sonra değişen bir ekonomisi, gelişen bir grafiği var. Bununla beraber bugün dünya meydan okudu yani. Bütün sınırlar kapatıldı. Adam dedi ben kendi kendime yeterim. Millet baktı ki zararlı çıkan taraf kendileri oluyor. Bu sefer ne yaptı? Geri adım attılar. Yani bunun bir benzer örneğini ben şu şekilde verebilirim yine. Biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nda bu arada Rauf Denktaş'ın da geçen gün ölümüydü. Onu da rahmetle analım Kıbrıs demişken. Aklımıza hatımıza geldi. Onu da rahmetle analım. Allah rahmet eylesin kendisine. Kıbrıs Barış Harekatı'nda biliyorsunuz yani Türkiye'ye Amerika çok büyük ambargo uyguluyor. Adım atmayacaksın. Otur oturduğun yerde gibisinden diyor. Ne diyor Ecevit o zaman? Kapatın diyor İncirli'yi. Orayı kapatın diyor. Haydi Ayşe tatile çıksın. Ne oluyor? Zarar çıkan bu sefer bakıyor kendi oluyor. Ondan geri adım atıyor. Ama bunun bir karşılığı var. Sen bakıyorsun geçen yıllara baktığımızda aslında daha geçmişi var bu şeker fabrikaları dediniz. Oradan notumu almışım. 16 şeker fabrikasını her yıl özelleştirmenin derdindesin. Veriyorsun geri alıyor, reddediliyor. Veriyorsun reddediliyor. En sonunda kabul ettirdiler, özelleştirdiler. Ne oldu şekerin fiyatı şimdi? Bir de bu özelleştirmelerle ilgili ben size canımı yakan bir şey söyleyeyim. Zarar etti, zarar etti deyip duruyorlar. Zarar etti. İşte demir çelik fabrikaları, Kardemir, Erdemir, şunlar bunlar zarar etti. Ama bunun altında yatan politika da şu. Özelleştirilmesi gerekiyor madenlerin. Çünkü dışarıda işte belli anlaşmalar yapılmış demek ki. Özelleştirilmesi gerekiyor. Ne yapalım? Biz bu madenleri önce bir zarar ettirelim. Çünkü yani
Demir çelik sanayinden şeker sanayine bu ülkede demir çelik kullanılmıyor mu? Bu ülkede şeker kullanılmıyor mu? Bakın şekere daha yeni %50 zam geldi. %25 artı %25. Ha, kullanılıyor. Bunların zarar ettiriliyor bir şekilde. Özelleştiriliyor. Yani açık açık konuşuyoruz. Ve ondan sonra deniyor ki ya bu şeker fabrikası zarar ediyor, kapatalım. Bu mantıkla hareket ediliyor maalesef. Yani benim üzüldüğüm nokta bu aslında. Ya bakın zarar ediyor dedikleri şey, ben Erzurum'da okudum. Benim oradaki hocam bunun kendisi, babası, amcaları, yani bu adam 7 sülalesi Erzurum'daki Erzurum şeker fabrikasından geçinmişler. Orada çalışmışlar ve çok yüksek alım gücüne sahip, yani kaliteli bir yaşam sürmüşler. O şartlarda, o günün şartlarında, bundan 50 sene önce, 60 sene önce, o günün şartlarında diyor ki ya bizim alamadığımız bir ürün yoktu diyor. Niye? Paramız var diyor. Nereden bu parayı elde ettin? Adam şeker fabrikası açar. Kim kurdu bunu? Atatürk kurdu. Sadece Erzurum'a değil, onlarca şeker fabrikası. Ve ben o zaman araştırdım. Bakın bu 16 fabrika özelleştirildiğinde, bu 16 sadece şeker fabrikasının Türkiye ekonomisine öyle büyük bir katkısı vardı ki. Zarar ediyor. Nasıl zarar ediyor? Şimdi şeker gün geçmiyor, üstüne zam biniyor. Gün geçmiyor, üstüne zam biniyor. Kim zarar ediyor? Halk zarar ediyor. Nereye zarar ediyor diyor. Her geçen gün benim senin cebinden çıkıyor şimdi para. Yani ben anlamıyorum. Enteresan bir. Burada zarar etme diye bir şey yoktur. Denetim eksikliği vardır. Ben her zaman bunu söylüyorum. Denetimi eksik yaparsan bazı hatalar ve problemlerle karşı karşıya kalırsın. Ama bu problemleri aşmanın yolu özelleştirme değil. Özelleştirme veren adamın eline, şimdi üretici istediği kadar mal vermediği için, çünkü adam kendi ülkesinden şeker bazlı, nişasta bazı şekeri getirdiği için sana kotayı koymuş. Ne oluyor? Senden diyor bu kadar, ben bu kadar alacağım diyor. Çiftçi üretici bu kadar verebileceği malı, yani belli bir x diyelim, şu kadar diyelim, 100 birim üreteceği malı 50 birim üretti mi ne oluyor? Bu adam geri gitmiş oluyor. Her geçen gün her şeyin fiyatı artıyor. Zam üstüne zam. Nasıl zarar ettik? Yani diyordu, başta diyor ya zarar ediyor. Böyle bir şey var mıydı? Üretim ve gelişme, yerlileşme, millileşme diyorduk. Bakın burada çok önemli bir noktaya ben değinmek istiyorum tekrardan. Yerlileşme ve millileşme diyorsan bence özelleştirmeyi rafa kaldıracaksın. Ne olursa olsun. Kendi üreticini, kendi vatandaşını, kendi çalışanını, kendi gencine istihdam sağlayacaksın. Ya bu fabrikalar içinde 100 kişi varsa, şimdi var içinde 30 kişi, 40 kişi. Kendi köylünden aldığın birim x şey ham maddeyi düşürdün. Adam üretemiyor. Sonra ne oluyor? Hafta geçmeden zam. Ondan sonra televizyonlarda intihar haberleri. Krizler, cinnetler. Yok toplum niye bu hale geldi? Haydar Bey size. Siz de bayağı bir heyecanınız yükseldi herhalde. Nabız atışlarınız fazlaştı Burak Bey. Yine. Doğru diyorsunuz. Şey konusundan girdiniz, ben de oradan devam edeyim. Yani şu anki fabrikalar veya işte devlete ait kurumlar zarar ettiği için özelleştirildi falan söylemlerinden girdiniz. Bunu demelerinin aslında nedeni, özelleştirme yapılabilmesi için bir, yani kamu kurumunun zarar ediyor olması lazım ki bu sefer özelleştirme yapılabiliyor denilebilsin. Çünkü kar eden bir kurumu satıyorsanız o zaman ya, bu başka bir manaya çıkar. Demiyor ki yani 100 seneden beri kar eden kurum bugün niye zarar ediyor demiyor yani. Buna da şaşmak lazım yani. Bu 100 seneden beri ülkeyi geliştirmiş, kalkındırmış. Yani bugün o da oldu? Var Burak Bey. Ama diğer taraftan da bakarsanız Haydar Salih Bey az önce okudu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın tweetlerinde, ya aşırı bir orada bir kar ettiği ortadayken ve bunun önemli bir değeri varken çok düşük bedellere satılmış. Ya hukukta bir nevi bunu gabine bile sokabilirsin. Ya aşırı yararlanmaya. Ya oradaki fark o kadar şey. Ya belki de dolandırıcılıktan dolayı dava bile açılır bu satılmadan dolayı alan kişiye. Çünkü kandırmış demek ki alan kişi. Doğru. Yoksa devletin bu miktarlara satması, yani bile isteye satması çok farklı manalara da kayar. Aklası var. O yüzden yani. Alacak kişilere ben burada laf atıyorum.
Ve şey bilgisini de geçeyim. 1986'dan 2020 yılına kadar hükümetler tarafından gerçekleştirilen özelleştirmelerden elde edilen bedel toplam 70.4 milyar dolar. Aslında elde edilen rakam da çok büyük bir meblağ değil. Ama bu özelleştirmeler sayesinde ne oldu? Hayatımızda neler yaşandı? Zamanında da bu ekonomik krizler yaşanacaktı. Dolar fırlayacaktı, işte artacaktı ama bu özelleştirmeler sayesinde satılan mallara karşı piyasaya para sürülüyordu. Bu nedenle de dolar bir şekilde sabitlenip durabiliyordu. Ama artık nereden baksanız satılacak bir şey kalmadı. Yani satılacak bir şey kalmayınca da bir anda her şeyin fırladığını şu an çok rahat görebiliyoruz. Görmeyen de kördür zaten. Yani bunu da açıkça belli. Ben şimdi 2002 yılından sonra satılan kamu mallarından birkaç tane okumak istiyorum. Hepsini de çıkaramadım ama bunlar da bayağı bir yeterli diye düşünüyorum. Paşa Paşa cam sanayi ki geçen cama da mesela çok yüksek bir miktarda geldi. Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Aselsan ve Havelsan'ın hisselerinden birkaçı. Eti Holding ki az önce de Eti'nin birkaç şeylerinden bahsetmiştik, şirketlerinden. Evet. Petkim, Tüpraş, Bursa Gaz, Es Gaz, TEDAŞ Başkent Elektrik, Ünye Çimento AŞ, Türkiye Gübre Sanayi. Yani az önce yine bahsettik. Bir anda gübrenin fiyatı Aydar Salih Bey de dedi. Yani %1345'ti değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam arttığını söyledi. Hı. Bizim öyle şu an mi? Devletin elinde gübre yok. O yüzden fiyatlarla bir oynama bile yapamıyor şu an. Çünkü bir rakam yok ya. Bunu sağlayacak bir durumda değil şu an. Ama mesela senin gübre fabrikan var. Der ki Türkiye'de ben bunu bu kadarına şey yapacağım. Yapamaz mı? Yapabilir. Ama gelinen süreçte maalesef öyle değiliz. Tekel Alkollü İşçiler AŞ, İçkiler AŞ, İstanbul Sigara Fabrikası, Kıbrıs Türk Tütün Limited Şirketi, Merinos Halı Fabrikası, Seydişehir Eti Alüminyum, Mazıdağ Fosfat Tesisleri, Hekiman Demir Madeni, Güney Ege Linyit İşletmesi, Ayvalık Tuz İşletmesi, Çankırı Kaya Tuzlası, Et Balık Samsun Soğuk Hava Deposu, Sümer Holding, Yeşilova Halı Yün İplik, Manisa Pamuklu Mensucat, Beykoz Deri ve Kundura, Kütahya Şeker Fabrikası, Oyak Bank, Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi Bankası, Sabiha Gökçen Havaalanı, SEKA. SEKA da çok önemli bir kurumdu. Doğru. Yani şu an mesela kağıt fiyatlarına bakıyorsunuz. O da yani bir anda 15 liradan 80 liraya çıkmış durumda. Yani ciddi bir fark var arada. Kağıdın önemi diğer noktadan da mesela baktığınızda evinizde sürekli kullandığınız havlu kağıtları var. Ana ürünlerden biridir bu yani. Temel ürünlerden biridir. Tabii yani tuvalet kağıtları da yani adı kağıt geçiyor. Evet. Kağıttan üretiliyor çünkü bu. Yani o da boşuna kağıt denmiyor ona. Yani kimse sormuyor mu kardeşim? Ağaç yani, benim ülkemden. İşte bu havlu... Fabrika benim ülkemden, bu niye fiyat çıkıyor? Havlu ürünlerinin fiyatı da çok ciddi zamlandı ya. İşte bundan dolayı zamlanıyor. Sen üretemiyorsun çünkü artık ithal etmeye başlamışsın. Doların da yükselmesiyle bu maalesef ki enflasyonu yaşıyor durumdayız. Devam ediyorum. Türk Telekom, Aysel, Araç Muayene İstasyonu ki bununla da sıkça karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Ray Sigorta, Başak Sigorta, İskenderun Limanı, Sütaş Malatya İşletmesi, Orta Doğu Teknopark, İstanbul İmar Limited Şirketi, Büyük Efes Oteli, SEKA'nın fabrika ve tesisleri ayrıca SEKA satıldı, bir de fabrika ve tesisleri de ayrıca satıldı. Başkent Doğalgaz Dağıtım, Trakya Cam ve Anadolu Cam, Tofaş Hisseleri, Taksan bahsetmiştik az önce. Genel Başkan'ın tweetini okumuştuk Taksan'la ilgili. Oymapınar Barajı, Antalya Limanı, Gerkonsan, Ditaş, Tümasan, Hektaş, birkaç oteller artık sayarsam program bitecek. Burada şu farkı da görüyoruz aslında. Zamanında Mustafa Kemal Atatürk'ün uygulamış olduğu bir formül var. Bir ekonomi modeli var diyelim. Burada uygulayarak
yayının başında bahsettiniz, hem siz bahsettiniz hem Haydar Salih Bey bahsetti. Bu modeli uygulayarak Türkiye'yi eksi durumdan, yani Osmanlı'nın borçlarından artı haneye çıkarmış. Nasıl yapmış bunları? Teker teker saydı, yani sürekli örnek veriyorum sizden ama yani teker teker saydı Haydar Salih Bey. Bir sürü fabrika açmış, bir sürü işletme açmış. Bunlar sayesinde yapmış bunları. Bu fabrikalarda zarar etti diye kapatıyorsun ama bunların hiçbiri zarar etmiyor aslında. Sen anlık durumu kurtarmak için demek ki bunları satmış gibi gözüküyorsun ki şu an elimizde bir şey kalmadı maalesef. Evet. Bir şey kalmadığı için hiçbir fiyat artışına bir müdahalemiz olamıyor. Hiçbir yani bu enflasyona bir tepkimizi gösteremiyoruz. Hı. Ayrıca yani senin bu yapılardan elde ettiğin kârı da maalesef şu an kazanamıyoruz. Çünkü satılmış zaten. Zamanında bir kârı almışsın. Onu da zaten dolar çıkmasın diye bu piyasaya sürmüşsün. Maalesef şu an o noktadayız. Şu an mesela fabrikaları, işletmeleri konuşuyoruz. Ayrıca madenler konumuz da var. Ki madenlerinde birçoğu özelleştiriliyor. Madenlerde de bir sürü maden ruhsatı veriliyor. Şöyle ki... bir araya gireyim Haydar Bey. Bizi izleyen seyircilere şu dipnotu düşeyim. Birçok insanın kulağında hani yok 2023'te işte maden çıkaracağız, o zamana kadar çıkaramıyoruz diye bir olay var ama bu kesinlikle sonu ve anlamı doğru olmayan bir bilgidir. Çünkü bakın bugün Türkiye'de ben geçen gün yine bir gerekli oldu bir bilgi orada baktım. 106 bin tane maden ruhsatı var. Yani bugün Türkiye'de resmi devletten izin alınmış, başvurmuş, izin alınmış ve oradaki maden var, ben maden çıkamıyorum istiyorum diye izni almış. Devlet izni vermiş. 106 bin, bakın bir tane iki tane demiyorum, 106 bin tane maden şu an aktif bir şekilde Türkiye'de çıkarılıyor. Ya ben de şu noktada eklemeyi yapayım. Twitter'da takip ettiğim bir kişi vardı, Emre Vona. O da BTP Genel Başkan Yardımcısı. Şöyle bir bilgi paylaşmış. Yıllara göre Türkiye'deki şu an ruhsat sayıları madenle ilgili. 31 Aralık 2019'da arama için 5926, işletme için 9757, toplam 15683 ruhsat verilmiş. 31 Aralık 2020'de 5136, 9000 arama için, işletme için 9884, toplam 15200. 31 Mart 2021 tarihinde de arama 5070, işletme 9841, toplam 14911 tane. Aslında Türkiye'nin ne kadar bir maden zenginliği içerisinde yaşadığını anlıyoruz ve ayrıca yani Lozan'da işte gizli madde var, 100 yıldır biz madenlerimizi çıkaramayacağız şeyini kullanıyor. Yani yıkıp geçen bir bilgi. Bir sürü bir maden arama izni var, ruhsatı var burada. Madem bu madenleri çıkaramıyoruz Lozan'dan dolayı, neden bu kadar ruhsat veriliyor o zaman? Ya verilme mantığını anlamıyorum. 2023'te mi başlayacak yani bunların izinleri? Hikaye, Aydar Bey, Atatürk maden tek arama kurumunu kurduktan sonra 1940'lara 50'lere kadar Türkiye maden çıkarıp bunu kullandı. Eti bank mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine bundan beraber Atatürk binlerce maden noktası tespit edip bunları çıkardı ve kullandı. Ya bugün hala benim arkadaşım da Trabzon'da maden petrol için ruhsat aldı. Sonuna vurdu yani. Yani evet. Verilmiyordu. Ne oldu ona? Ya da yine onu da geçelim. Geçenlerde müjde dedikleri geçen yıl. Hani müjde doğalgaz bulduk. Hani çıkarılmıyordu. Şimdi niye nasıl yaptın yani bunu? Nasıl yaptın şimdi? Bulduk ama 2023'te çıkaracağız onu. Enteresan. Ya bu noktada şöyle bir durum da var. Siz diyorsunuz ki ya biz bu madenleri özelleştirelim. Bunlar zarar ediyor. Ya bunu alan şirketler deli mi ki? Yani bunları zarar alıyor da şirket niye alıyor? Doğru. Alıyor da bunları işletiyor. Bunlardan para kazanıyor veya işte şeker fabrikası, demir çelik fabrikası vesaire. O şirketlerde demek ki devletimizi çok seven şirketler zarar eden şeyi alıp yani devletimize katkı vermek istiyor. Hukukta okuduk. Şirket nedir? Kar elde etme amacıyla kurulmuş bir kişidir, değil mi? Tüzel kişi. Evet, evet. Özel hukuk tüzel kişisi.
Kâr etme amacı varsa bu şirketin, niye gidip de zarar eden bir şirketi alıyor, bundan kâr elde edemeyecekse? Ya, yani böyle bir mantık, böyle bir mantığın aslında yani akla hafsalaya uymayan saçma bir mantık olduğunu biz aslında görüyoruz. Hı. Yine bu maden işletme konusunda da yani bizi takip edenler pek çok defa madenlerle ilgili biz program yaptık burada. Bunlarla ilgili konuştuk. İnsanların da aslında bunları anlamadığı, bilmediği yok. Bunları herkes görüyor. Yani umarım öyledi. Bunları herkes görüyordu. Zaten ayan beyan ortada. Umarım. Ha, bu noktada işte bizim bir silkelenip dönüp bir bakmamız, bir muhasebe, bir murakabe etmemiz lazım. Ya biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nereye gidiyoruz? Bu şeker niye zamlanıyor? Biz her sene bu kömürü niye zamlı bir şekilde alıyoruz? Biz kömürü dolar üzerinden alıyoruz. Bu da ayrı bir konu. Dolar zamlandıkça kömür de zamlanıyor. Sanki benim ülkemde kömür çıkmıyormuş gibi. Ya dolar zamlanması da kömür yine zamlanıyor. Aynen öyle. Dolar çıkıyor. Kömürün fiyatı her gün, her sene çıkıyor, üstüne katlanıyor. Benim linyit kömürüm yok mu? Benim ne bileyim taş kömürüm, şuyum buyum yok mu? Var. Ha, demek ki ben bunları devletin, milletin yararına kullanmıyorum noktasını, yani bu sonuca bizim varmamız lazım aklımızla birlikte. Yani teşekkür ediyorum eklemeniz için Haydar Salih Bey. Yani şu noktaya da değinmek istiyorum. Geçmişten bugüne kadar aslında 86 yılından mesela 2020 dönemine kadar ki ben özelleştirme bedellerini söylemiştim. Özelleştirmeler var ama yani maalesef ki son dönemlerde bu iyice doruğa çıkmıştı 2002 yılından sonra ki dönemin bir Maliye Bakanı vardı. Kemal Unak'tan babalar gibi satacağız açıklaması yapmıştı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de komünist bir ülkeye benzetmişti. Şöyle bir açıklaması olmuştu kendisinin. Özelleştirmede satıyorsun satıyorsun bitmiyor. Bu kadar komünist bir ülkeyiz işte. Ulaştırma, çimento, kağıt, şeker her şey devlete ait. Bir berber dükkanları kalmış özel teşebbüsün elinde diye sattı her şeyi. Ama peki bunun karşılığında ne oldu? Türkiye'nin mesela dış borcu azaldı mı? Azalmadı. Ne kadardı dış borç? Mesela 1990 yılında dış borç 52.4 milyar dolar seviyelerindeyken hani o kadar özelleştirme yaptın. Şu an 2021 yılında dış borcumuz 435 milyar doları aşmış durumda. Nereden baksanız 8 kat. Yani buna rağmen hiçbir faydası yok özelleştirmenin Türkiye'ye. Bu noktada yani, şu tespiti de yapmak lazım. Tamam biz Atatürk'ün mantığını aslında komünist mantık diyorlar. Bu sosyal devlet veya devletçilik mantığını da komünizme benzetenler var. Tamam komünist bir devlettik biz. Şimdi liberalist bir devlet olduk. Daha mı refah düzeyimiz yükseldi? Daha mı iyi şartlar altında yaşıyoruz? Yani 2002 yılındaki geçimine baksın insanlar. Bundan işte 40 yaşındaki insanlar. Bir de şimdiki geçimine baksın. Biz liberalist bir ülke olduk. Yeni bir ekonomik model uygulandı ülkemizde. Taze ekonomik modellerimiz de var. Ambalajında şu an uygulanmayı bekliyor. Biz daha iyi bir ülke haline mi geldik? Değil. Demek ki sizin uyguladığınız 20 senedir, çünkü siz daha işte 13 Ocak 2022 yılında iktidara gelmiş insanlar değilsiniz. Demek ki sizin uyguladığınız modelde bir problem var. Sizin yaptığınız anlayışta bir sıkıntı var. Atatürk'ün anlayışında bir sıkıntı yok, bir problem yok. O 85 sene boyunca uygulandı ve bu ülkeyi refaha kavuşturdu. Ama başlamıştı 80'li yıllarda dediğiniz gibi satmaya. Özal'la birlikte başladı bu mantık. Önce o zarar ediyor satalım, zarar ediyor satalım. Biz komünist bir ülkemiz, hadi Avrupa'ya açılalım. Dendi dendi satıldı. Gelinen nokta ortada. Hayır, madem bu kadar zarar eden kurum var, demek ki işletmesini yapacak adamları da oraya koyamamışsın. Yani liyakatli adamları da seçememişsin. Demek ki bu kadar zarar eden kurumun var. Yani sürekli bir öcü ilan ediliyor. Hadi satalım, hadi edelim, yapalım ama hiç şu bakılmıyor. Yani ya zarar ediyor da bu ülkenin, bu milletin refahı için kullanılabilir bunlar sonuçta. Çünkü bu ülkede kullanılan şeyler, şimdi havyar fabrikası değil ki bu, kimse alamasın da. Yani bu şeker fabrikası, şeker, ne bileyim, biz buğday ithal ediyoruz. Buğday fabrikaları, un fabrikaları satılıyor maalesef.
veya işte bakır işletmeleri satılıyor, ne bileyim demir işletmeleri satılıyor, alüminyum işletmeleri satılıyor. Hatta yine Hüseyin Başbey'in bir tweet'i vardı, benim de yine içimi yakan bir şeydi. Patatesin 5 lira, 5,5 lira olduğu ülkede borun kilosunu 2 liradan, 3 liradan sattılar. 4 liradan. 4 liradan sattılar maalesef. Ki o biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Elon Musk'la da geldi Türkiye'ye, görüştüler. Çin'de yeni bir fabrika kurdu, devasa bir fabrika ve lityum iyon pillerini alternatif olarak borla çalışan veya içerisinde bor madeninin de kullanıldığı piller üreteceklerini söylediler. Elektrikli araçlarını şarj etmek için veya onları da kullanmak için ve bir muhtemelen kapalı kapılar ardında bir mutabakat imzalandı. Yani şey konusu da var mesela, geçen BTP Genel Başkanı'nın konuşmasını izliyordum bir kanaldayken. Şunu diyordu, yani sen boryum, toryum bu gibi madenlerde en birinci ülkesin. Sonra çayın var, fındığın var ama fiyatını sen belirlemiyorsun, başkaları belirliyor diyordu. Şimdi o noktaya geleceğim. Boru 4 liradan vermişsin yani anlaşılan hesapta. Ya borun fiyatını mesela sen belirleyemiyorsun. 4 liradan gibi düşük bir bedelle bor veriyorsun resmen. Elin adamına. Ki o bor ki yani 100 küsür şeyin içerisinde, mamulün içerisinde kullanılan çok kıymetli bir maden. Hani roket yakıtı falan diyorlardı. Belki o hurafedir, tam bilemiyorum ama. Yani böyle stratejik, böyle öneme haiz bir madeni sen gidip veriyorsun. Keza işte toryum, uranyum gibi, özellikle toryum çok önemli. Biliyorsunuz bununla ilgili de 10-11 tane bilim insanımız Isparta'ya giderken de katledildi. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok ciddi çalışmalar üretiyorlardı nükleer enerji üzerine. Sen gidiyorsun bunları 3-5 kuruşa yabancıya veriyorsun. Ha diyecekler ki ya Akkuyu nükleer enerji santralini açtık. Açtık da Ruslarla ortak açtık bu santrali ve bunun ne kadar yerli ve milli olduğu da tartışılır. Çünkü teknolojisi bize ait değil. İşte yabancı firma üretecek mi artık ne yapacaksa. Yani bizim yaptığımız veya görünüşte işte madenlerimizi kullanarak yaptığımız şeylerin de aslında bize totalde baktığınız zaman bir faydası olmadığını görüyoruz. Bizim işte bu anlayışı, bu sistemi, bu mantığı değiştirmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Aynen katılıyorum ve bu noktada şunu şöyle bir ekleme de yapmayı düşünüyorum. Yani iktidar partisi bu şekilde davranıyor, tamam kabul ediyoruz ama buna karşı ana muhalefet partisi veya iktidarı talep eden partilerden, yani BTP harici, yani bu özelleştirmeler böyle yapılıyor, işte biz bu fabrikaları geri alacağız, işte bu şekilde yapacağız diye bir açıklama yapan başka bir parti görmüyorum. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Ama yani diyelim ki iktidar değişti, şu an ana muhalefet geçti. Değişen bir şey olmayacak işin esasınıza baktığınızda. Çünkü aynı modelle gidecekler. Farklı bir düşünce yapılarına da sahip değiller. Yani bu ülkeyi nasıl kalkındıracağız diye sorulunca israfı önleyeceğiz deniyor. Ya sadece israfı önlemekle bu ülke kalkınmaz. Tamam. Yani ciddi bir israf vardır. Kabul ediyorum. Yani belki şu ankinden daha iyi hale geliriz ama yine bu ülkeyi kalkındırmak için yani milli ekonomi modelini uygulamak şart. Fabrikaları geri almak şart. Tekrardan bunları işletilmesi, yapması şart. Ya bunlar mecburen gerekli şeyler diye düşünüyorum. Saatimiz de doldu herhalde ama tam da göremedim. Yani sıkıntı yok Haydar Bey ama vaktimizin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. O zaman ben de şöyle biraz sizin konuştuklarınızdan esinlenerek biraz şöyle araya gireyim son olarak, ben de toparlamak adı altında. Biliyorsunuz yani Hüseyin Başbey, daha doğrusu öncelikle milli ekonomi modelini yazan Sayın Profesör Haydar Başbey önce söylüyordu. Bugün Hüseyin Başbey aynısını söylüyor. Ülkemizdeki en büyük problemin aslında sistem problemi olduğunu dile getiriyordu ve biz de aynısını söylüyoruz zaten. Çünkü bugün ülkeyi yönetilen sistemde, bakın sadece Türkiye olarak demiyor, yani dünyanın bu sistemle beraber hangi ülkesine giderseniz gidin, bu sistemin pençesinde canla can çekiştiğini görmektedir. Bugün biz de aynısı olduğu gibi. Bugün 2000'li yılların başına baktığımızda kendi kendine yeten, sınırlar kapattığında 7 ülkeden biriydik. Her anlamda, tarım anlamında, sanayi anlamında,
geçim anlamında belli bir teknoloji belki olmayabilir. Ama kimseye muhtaç olmadan devlet milletine bakabilecek seviyede ve o şekilde ilerliyordu. Bugün işte asıl yapmamız gereken yine o günlere dönmek. Ha bakıyorsunuz mesela elektrik. Elektrik biliyorsunuz yani Kaddafi ülkesinde elektrik bedavaya veriyordu. Bugün elektrik, Sayın Profesör Haydar Başbey de bunu söylüyordu. Ben elektriği bedava vereceğim diyordu. Ama bunun altında bir proje vardı. Bu kafa şey tulumadan atma bir laf değildi. Mesela santraller, akımlar, pervaneler falan giden kilovat hesaplayıp bunu buna geliri elde ettiğin zaman bakıyordun hakikaten bu yapılabilir bir şey. Ama bugün sen elektriği özelleştirirsin. Özelleştiren şirket her ay %20, %30. %20, %30 derken bu ay %127 gibi bir afaki bir rakam. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir zam rakamı yok. Yani ve bu ay göreceğiz yani elektrik faturalarını hepimiz göreceğiz. Çünkü yani geçen yıllarda özellikle son zamlarda sosyal medyaya çok düşerdi elektrik faturalarından sistemeden vatandaşlara ama görmedikleri bir fatura hepimiz. Onlar da görecek, biz de göreceğiz. Elektrik yani faturasında TRT payını kaldırdılar. O da 3-4 lira bir şey oluyordu genelde. Faturada yani, %1'i mi, %2'si mi neydi? Ama üzerine %127 yani, zam eklediler kesinlikle yani. Kesinlikle bu işte özelleşmenin geleceği noktalar. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. Bizi izleyen seyircilerin iyi anlaması noktasında. Özelleşme bir çözüm değil. Sen nehrin atıyorum yani ucundaki vanayı veriyorsun bir adama. Adam canı sıkıldığı zaman açıyor, canı sıkılmadığı zaman kapatıyor. Çözüm bu değil. Neydi? Atatürk her fabrikaya bir kale dedi, kurdu. Ne oldu? Ülke yoklukta öyle bir hal aldı ki dünyada popüler hale geldi. Yani bu nasıl bir büyüme? Ülkeler biliyorsunuz o yıllarda özellikle araştırma yapmaya Türkiye'ye geliyorduk. Yani bu ekonomi büyümenin altında ne var? Bunu araştırmamız lazım. Yüzyıllardan beri biz uğraşıyoruz. Böyle bir şey göremedik. Ne dedi o zaman Atatürk? İşte aldı. Bakın bugün Hüseyin Başbey diyor. Yönetmenim eğer o geri alacağız tweetlerin resimleri varsa ekrana hem de verelim. Ne diyor Hüseyin Başbey? Şunlar şu fiyatlara yok pahasına satıldı. Geri alacağız. Bunlar yok pahasına peşkeş çekildi. Geri alacağız. Atatürk nasıl Osmanlı'da kapitülasyonlar ve özelleştirmeler adı altında verdiğimiz bütün kurumların özellikle madenleri her şey geri alsa bugün yine Hüseyin Başbey geri alacağız diyor. Biz bunu söylüyoruz işte. Bunlar devletin olacak ki devlet vatandaşına sahip çıksın. Devlet babadır. Şimdi sen kendinden örnek alacaksın. Adam çalışıyor, parayı geliyor 5 yaşında çocuğuna veriyor. Evet oğlum yönet aileyi. Bunu yapan bir vatandaş var mı bu ülkede? Yok. Baba sensin yani. Baba geçindirmekle sorumludur. Yönetmekle sorumludur. Çocuğuna bakmakla sorumludur. Ve kazandığı parayı korumakla kabiliyet yani koruma kabiliyetiyle sorumludur. Ülke de aslında buna benziyor. Yani ülke vatandaşına rahat ettirmekle, onu kollamakla. Bakın geçen Hüseyin Başbey bir konuşmasında dedi. Ya dedi devlet dedi bebeğin dedi bir gelirim var dedi bebek mamasını parayla veriyor dedi. Bebek mamasını dedi ben devlet olarak bedava vereceğim dedi. Bezi dedi bedava vereceğim dedi. Düşündüm. Hakikaten dedim ya. Yani devlet yeni doğan çocuğuna sahip çıkamıyorsa yani o zaman ne diye orada duruyor diye düşündüm hakikaten. Kesinlikle katıldım. Yani çok farklı bir ufuk açtı bende. Tabii sizde de öyle bir gider olunca ya, yani. Ya şöyle bir durum var. Haydar Bey yani bugün bazı kesimlerde bu bebek mamasıdır belki parası önemli olmayabilir ama baktığınız zaman Anadolu'nun birçok kesiminde yani artık fiyatlar yerinde durmuyor. Fiyatlar 3 katı, 5 katı. Bez parası da ciddi anlamda arttı. 3 katı, 5 katı yukarı çıktı ve bunu karşılama noktasında geçim sıkıntısı yaşayan artık çok büyük bir kitle var. Ve yani ben bunu şu şekilde bir özetliyorum. Bu konudaki yetkililere ben, hatta yetkililere daha doğrusu ben bunu söyleyeyim. Yani artık bakanlara ders, kime derseniz. Bu iş uçurmaya benzer. Yani küçükken eğer uçurduysanız ya da uçurmadıysanız ben şöyle anlatayım. İpi salarsınız rüzgara, o uçurtma uçmaya başlar. Zannedersin ki çok güzel uçuruyorum. Daha sonra o işin hevesiyle ipi saldıkça daha bir güzel uçtuğunu zannedersiniz. Ancak ne kadar salarsan o uçurtmaya hükmetme kabiliyetin o kadar düşer. Ve ipin son haznesini tuttuğunuzda
O uçup, uçup gider elinden, sonra bakar durursunuz peşinden. Dersin ki eyvah. Eyvah demememiz gerekiyor. Bakın eyvah demeden bir an önce aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Ülkemize, vatanımıza, milletimize, devletimize, geleceğimize, çocuğumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konudaki yetkililer bir an önce işe el atmalılar. Yani bilmiyorsalar bu işi birilerine bırakacaklar. Yani bir Hüseyin Başbey burada elinde dünyanın takip ettiği, dünyanın bu sistemi takip ettiği bir sistem var. Yani bunu bu ülke için yazdım demişti Haydar Başbey. Ben bunu bu ülke için yazdım. O zaman niye kimse dönüp yetkili noktasında ya kimse bunu sorgulamıyor? Olsun, zararı neresinden dönersek kârdır diyorum. Çünkü bugünleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk öngörmüştü ve şunu söylemişti. Savaşın bittiği daha ilk gün, asıl savaş şimdi başlıyor demişti. Kılıçla, yürekle, kanla kazandığımızı para karşılığı vermememiz gerekiyor. Daha o günlerden bugünü görerek çok güzel tespit yapmış. Zaten ancak bu tarz tespitleri o günlerde herhalde o yapabilirdi. Madenler noktasında zaten siz gerekenleri söylediniz. Yani madenler bir hazine, hani bir altın, bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Ve son eklemek istediğiniz bir şey varsa sözü size verebilirim. O zaman programı yavaştan bitirelim. Evet sevgili seyirciler, bir hafta daha geride bırakmış oluyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Umarım hepimizin ders çıkaracağı bir program olmuştur diliyorum. Haftaya aynı saatte, aynı günde tekrar görüşünceye üzere hepinize hayırlı akşamlar.